Merhaba. Karma sohbetleri başlığındaki bu videoların ikincisindeyiz. Bir önceki sohbette biraz karma kavramının aslında irade ve eylemle olan ilişkisinden bahsetmiştik. Biraz yine bunun üzerine durarak başlayacağız. Kelimenin eylem demek olduğunu hep hatırlatarak başlamak istiyorum. Karma, Greek kökünden yapmak, eylemek demek. Bir şeyi yapmak, eylemek ne demek? Bunu aslında şu an çok gelişi güzel, normal sayıyoruz. Ama bu normal bir şey değil. Bir şey yapmak demek, bir şey icra etmek demek, herhangi başka bir şey üzerinde değişim yaratabilme gücü, potansiyeli. O yüzden de irade kavramıyla örtüşük ve beraber geliyor demiştik. Bunu nasıl anlayabiliriz diye de birkaç örnek vermiştik. Aslında siz, diyelim ki bu çok ünlü bir zen hikayesidir. Bir kayıktasınız ve kayıkta uyumaktayken bir başka birdenbire kayığın gelip size çarptığını fark ederek uyanıyorsunuz. Verdiğiniz tepki hemen bir hiddetle dönüp o kayığa baktığınızda içinde birisinin olduğunu ve o kişinin kayığınıza çarptığını düşündüğünüzde tepki, cevap, öfke vesaire. Ama eğer baksanız ve kayığın boş olduğunu görseniz herhangi bir cevap vermezsiniz. O duygular ortaya çıkmaz. Bu hikaye genelde başka sonuç adına ilişkilendirilerek anlatılır ama tam olarak şu anda anlatmaya çalıştığımız eylem ve irade arasındaki ilişki için iyi bir örnek. Kayığın boş olması demek aslında kayıkta bilinçli bir iradeyle o icraatın yapılmadığını, eylemin sadece eylem olarak orada kaldığını gösteriyor. Ama eğer birisi olsaydı o birisine siz bir irade atfedeceğiniz için, yani orada bilinçli irade demek ki farkındalıkla o eylemi icra etmenin ve arasındaki neden-sonuç ilişkisini önden tahayyül edip belirlemenin gücü ve potansiyeli. Siz ona bunu atfettiğiniz için yapacağı eyleme karşı da başka bir tepkiniz olacaktı, başka bir cevabınız. Bu masumiyet dediğimiz kavram için de geçerli. Bebekler için genelde masum ismini veririz ya da yaşlılar için. Veya yaşlanmaya bağlı ya da ömür içerisinde akli yetisi belli oranda olmayan kişiler için. Bir bebek örneğinden gidelim. Bir bebeğe her tür dış etki gelebilir ve kendisi kendisini koruyamaz. Ama aynı zamanda o bebeğin bilinçli sahip olduğu iradeyi neden sonuç tahayyülüyle kullanamadığından ötürü onu pek çok şeyden hem muaf tutarsınız hem de masumiyet dediğimiz şey aslında bu iradenin neden sonuç etkileşiminde bir faktör, bir özne, bu kelimeyi kullanmıştık, olamayacağından dolayı aslında ona sanki böyle bir nötr algısı veya yaklaşım veriyoruz. Ne zaman ki iradeyi, yani sahip olduğumuz değişim gücünü, neden sonuç ilişkisini bilerek, bunu önden tahayyül ederek kullanabilme yetimizi kaybediyoruz, bu yaşlılık olabilir, akli herhangi bir melekenin kaybı olabilir veya bebeklik gibi olabilir. O zaman o yerde aslında iradenin kullanamayıp dış faktörlere tamamen açıklıkta kalmasından dolayı tırnak içinde masum kavramını veriyoruz. Peki tam tersi, işte tam tersi tam olarak konumuzun başlığı. Tam tersi, peki siz bu durumda değişim yaratmaya kasıtlı, yani bilinçli, neden sonuç ilişkisini önden derinliğinde tahayyül ederek girebilecek o yetiye sahipseniz. Bunun ismi irade. İrade, bir değişim yapabilme gücü, bir şey isteyebilme ve bu istek tabii ki de neden sonuç ilişkisini önden tahayyülle gelecek. Ve bu isteğe doğru da yönelebilme, bunu da yapabilme sahip olduğu iç potansiyeliyle fiziki icraat adına da. Şu anda yemek yemek isteyebilirim ama yemek yemek için eğer dilim, boğazım, dişim yoksa bunu gerçekleştiremem. Arzu var ama bunu gerçekleştirebilecek yetilerim yok. Dolayısıyla beni bu eylemden men eder. Ama irade tırnak içerisinde arzu var ve bunu yapabilecek yetilerim de var. İşte o zaman bu potansiyel
duran içerideki faktör veya itki ya da bu kavram fiziki görünürlüğe yani eyleme dönüşür. Yani karma. Ve bu durumda da eylem dediğimiz şey karma aslında arka planında bilinçli, kasıtlı, neden-sonuç ilişkisi tahayyülü yapabilen bir yeti talep ediyor. Yani irade. Bu yüzden de ancak ve ancak irade bir neden-sonuç ilişkisiyle ortaya çıktığında bir şey isteme, o isteğe dair de o potansiyeli, o gücü gösterebilme, bu yetiye sahip olma. O zaman bunun da arka planında bir şey isteyebilmenin ta kendisi zaten biri ve bir başkasına karşı. Çünkü istemek ben ve dünya arasında olan bir şey, bu ilişki, bu etkileşim. O zaman bu etkileşimin kendisi beni ayrı bir birey zaten olmayı zorunlu kılıyor. Yani ben biri olarak aslında ayrı biri olarak şu anda sizle konuşuyorum. Ben biriyim, siz ötekiler. Ve konuşmayı istiyorum. Bu isteğimle beraber de şu anda sahip olduğum bu istek ki iradem, bu gücü de dilimin vesaire, dudağımın, sesimin yetilerini kullanarak söze dönüştürüyorum. O zaman bu bir fizik eylem oluyor. Şimdi bu fizik eylem dolayısıyla bir yapanı var. Yani ben. Yapanı olmak yani ayrı biri olmak ayrı bir iradeye sahip olmakla ilişkili. Ve bunun kendisi de o zaman eylemi yaptıktan sonra eylemin sonucunu da almayı beklemekle ilişkili. Kim alacak bu eylemin sonucunu? Yapan ben olarak kendime ayrımdaysam, ayrı iradede bir özneysem, ayrı bir özne, o zaman bunun sonucunu da alan benim. Deneyim dediğim şey eylemle ilişkili. Eylem dediğim şey ayrı birey ve özne ve iradeye sahip olmak ilişkili. Bu yüzden karma kavramı şu anda biz konuştuğumuzda eylem olarak konuşmuyoruz sadece, deneyim olarak konuşuyoruz. Dilimizde en azından bu felsefede girişi bu. Sizin sahip olduğunuz acı veya haz gibi deneyimlere siz bu yaşadığım tırnak içinde benim karmam gibi bu kavram kelime veriliyor. Ama aslında bu şu demek, bu deneyim arka planında yapan bir özneye sahipti. Ve o özne sahip olduğu değişim potansiyel gücüyle, isteyebilme gücüyle yani iradeyle bilinçli ve kasıtlı bu icraata, bu eyleme potansiyellerini, yetilerini kullanarak girdi. Bir sonuç alma hedefiyle. Bu nerede yok ki diye düşünebiliriz. Yani kim bir eylem yapıyor da hedef bilmiyor ki gibi düşünebiliriz. Ya da kim ya da tam tersi bazen bir eylem yapıp onu hiç de deneyimini aldığımda arkasına ben bilinçli yaptığımı düşünmüyorum diyebiliriz. Yürürken birisinin size çarpması da olabilir bu. Siz yürürken birisine çarpmanız da olabilir. İşte bu noktada aslında karma kavramının kırılması veya değişimi başlıyor. O da şu ki, eylemi ne kadar otomatik pilotta ve güdüsel yaptığımıza bağlı sahip olduğumuz iradeyi kör bir şekilde kullanıyoruz. Ve eylemi ne kadar dikkat ve farkındalıkla yapmamıza bağlı sahip olduğumuz iradeyi hakkıyla ve potansiyeliyle kullanıyoruz. Eğer dikkat ve farkındalıkla yapıyorsan bir eylemi, o zaman sonuçlarını her haliyle kabul edebiliyorum ve görebiliyorum. Eğer yürürken adımlarımı tek tek basarken dikkat ediyorsam ve o anda bastığım şey bir canlının üstü de olabilir, bir kişinin ayağı da olabilir. Bunu görür ve bilirim o aradaki ilişkiyi. Ve o zaman gelecek cevabı, deneyimin yani sonucunu, bu acı da olabilir, yani karşımdaki kişinin bana bağırması da olabilir ya da sadece gülümsemesi de olabilir. Her haliyle kabul edebilir bir genişlikte ve açıklıkta olurum. Özetle demeye çalıştığım şu ki, dikkat ve farkındalıkla icraat, iradeyi yüksek şuurla kullanım,
eylemlerin sonuçları üzerinde de yüksek bir sorumluluk ve bununla beraber de kabul becerisi geliştirir. İşte bu karma denilen kavramın zıttı diyeceksek veya ötesi, yani eylemin kör güdüselliğinde icraatıyla beni bağlamasından, şuursuz veya otomatik pilotta olan iradenin hakkıyla kullanılmasının dışında kalan yerlerde o gelen sonuçlara karşı verdiğim çelişkiler, çatışmalardan beni özgürleştirmesinden ve böylece de o eylemin sorumluluğunu sonuna kadar alarak eylemin içerisinde dolayısıyla özgür kalmama vesile olabilir. Sorumluluk aslında bizi özgürlüğe götürür. Özgürlük, gelen sonuç ve durumun aslında her haliyle beni herhangi bir dışsal şeye bağlamadan, değil mi? Özgürlük aslında bağımlılık ve bağlılıkla ilişkili, bağlamadan kendi içerisinde koşulsuz kalması. Örnek, şu anda konuşuyorum. Eğer bu iradeyi, bu bilinciyle kullanıyorsam, şu anda bu konuşmanın getirebileceği sonuçlar her neyse veya şu anda bu oturuşun tam olarak bu biçimde, bu diklikte veya başın bu konumunda veya sesin bu kullanımında konuşmanın getireceği sonuçları kabul edebilme açıklığında ve sorumluluğunda isem, o zaman şu an ve şu durum benim irademle seçimim olduğunun şuurundaysam, bana getireceği sonuçların herhangi biri beklediğimin tersi bile olsa içsel olarak yoğun bir mutsuzluk veya acı, ızdırap diye bunu eğer çevireceksek deneyimletmez. Bunu herkes hayatında aslında benzer başka başka yerlerde bilir. Eylemlerin ardında icracı olarak öznenin bu iradede olduğunu kabul ettiğimiz her yerde sonuçlarına karşı daha geniş bir kabul halinde, buna teslimiyet de diyebilirsiniz ama hoşnutluk ve tatmin halinde diyebilirsiniz, haldeyiz. Ve bu her haliyle elimden gelen her şeyi yaptım sonucunu o zaman olduğu haliyle rahatlıkla kabulüm dediğimiz yerde aslında kendini en net zaten gösteriyor. Elinden gelenin en iyisini yapmak diye bizim normal dilde asıl konuştuğumuz şey, iradeyi şuuruyla, farkındalığıyla kullandım. Bilebildiğim ve görebildiğim sınırları bu. Potansiyelin kendini gösterebileceği sınırları bu. Ve ben üzerine düşen bu değişim yaratabilme gücümü, şu anda sahip olduğum bu gücü bu ilişkide, bu eylemde her neyse kullandım. İşte bunu dediğim yerde aslında özgürlük başlıyor. Niçin? Çünkü eylem ve bu irade üzerine tüm sorumluluğu almış oluyorum. Ve bunun sonucunda da sonuç ne gelirse olduğu haliyle kabulüm. Tam da bu yüzden aslında irademi en hakkıyla kullandığım, en dolu dolu kullandığım, en sorumlulukla kullandığım yerde asıl ben haricindeki diğer başka faktör ve iradelerin de mevcudiyetini görmüş ve kabul etmiş oluyorum. Karma, eylem denilen kavram, iradeyi farkındalıkla kullanarak şuursuz bir şekilde kullanımının sonucunda gelen kabul edemediğimiz duygu veya hallerin dönüşümüne aslında bir çağrı. Bu çağrı kör ve güdüsel olan farkındalık ve şuurun kaybolarak icra edilen otomatik pilot eylemlerden, buna bilinçaltı kodlamaları veya güdülemeleri de diyebilirsiniz, kayıtlarıyla farkındalıksız ve şuursuz yönelim diyebilirsiniz. Ama böylesi icraatların ötesinde deneyime, gelen deneyimi olduğu haliyle kabul edebilme genişliğine çıkmak için bu iradenin gücünü ve dolayısıyla da bu irade haricinde daha büyük başka irade varsa onun da mevcudiyetini görmek adına aslında bir anahtar kavram. Bu anahtar kavram bize deneyimlerimizin sonuçlarını aldığımızda, yani deneyimlerin her biri, ki bu deneyim
dediğimiz şey iki türlü. Ya güzel ya çirkin, ya iyi ya kötü, ya olumlu ya olumsuz, ya keyif aldım ya keyif almadım. Herkes için iki türlü. Her ne haliyle deneyim geliyorsa, gelen deneyimin ardında bir idracının olduğunu hatırlatmak adına. Eğer kendimizi kör kaderin sadece böyle savurduğu bir yaprak gibi hissediyorsaksa, her an yeniden çağırabileceğimiz iradeyi, dolayısıyla o kör kaderden bağımsız özgür iradenin mevcudiyetini aslında hatırlatan bir kavram. Sonuçlarını alıp da nedenlerini göremediğimiz olay ve durumlar bize yeni yaratacağımız sonuçların da nedeninin aslında, yani itkisinin ve etkisinin bu bende, iradede, bu öznede olduğunu anımsatan aracılar. Bu yüzden özgürlük sorumlulukla, sorumluluk sahip olduğumuz iradeyi en yüksek şuur ve farkındalık dikkatle kullanmaktan geçiyor. Ve bu çok yüksek enerji, çok yüksek aslında adı üstünde dikkat talep ediyor. Burada karma, eylem bizi bu sorumlu özne olmaya, iradeyi, her an sahip olduğumuz seçim yetisini, değişim yaratabilme gücünü hakkıyla kullanabilmeye davet ediyor. Bu bir hediye. Hediyemizi kullanabilme ümidi ve dileği içinde bu sohbetler. Gelecek sohbette özgür irade ve kader. Karma kavramının şimdi bu iki başlığı üzerine biraz daha duruyor olacağız. Teşekkür ederim.